Herkese merhaba, hepiniz Cihat Çafize'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle TÖDER yayınlarının Türkiye genelinde uygulamış olduğu bir TET denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, teşekkür edip selam göndermeyi unutma. Bilim insanları nano boyutta olan değişikliklere malzemenin yüzey alanı hacim oranının hızla artmasını gösterir. Bu durumda yüzeydeki atomların sayısını malzemenin tümüne oranı artmakta malzemenin yüzey enerjisi büyümektedir. Altın normal şartlarda 1064 santigrat derecede erirken 2,5 nanometre boyutunda 600 derecede eriyebilmektedir. Buna göre bilim insanlarının nano boyutta yaptıkları çalışmalar fiziğin alt dallarından hangisiyle daha çok ilgilidir? Nükleer fizik atomun çekirdeği ile çekirdekteki reaksiyonlarla alfa, beta, gama ışınlar gibi radyoaktif ışınlarla ilgilenir ki yukarıda radyoaktif ışınlardan bahsedilmediği A aradığım cevap olmaz. C termodinamik ise ısı enerjisinin madde içerisinde yayılmasını genleşmeyi sıcaklığı inceler ki yukarıda yine bu konuya değinilmediği için C aradığım cevap olmadı. Elektromanyetizma ise elektrik ve manyetizma ile pillerle, mıknatıslarla, akımla ilgilenir ki yukarıda anlatılan ifade içerisinde böyle bir şeye rastlanılmıyor. Dardım cevap olmadı. Mekanik ise kuvvet ve hareketle. Kuvvetin harekete etkisi ile ilgileniyor. Mekanikte aradığım cevap olmadı. Katal fizi ise maddenin esnek özelliğini, maddenin yapısını ve maddenin nano boyuttaki özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu durumda cevap B, katı hal fiziği şeklinde olmalıdır. Gülce ortam sıcaklığına göre daha düşük sıcak değerine ayarlanmış buzdolabından içinde soğumuş limonata olan kavanozu çıkarıp mutfak masası üzerine koyarak ısıl dengeye gelmesini bekliyor. Gülce aynı işlemi kavanozun etrafına ortam sıcaklığıyla aynı sıcak değerine sahip kuru bez sararak yaparsa limonatanın niceliklerinden hangileri değişebilir? Ortam sıcaklığının hep aynı değerde kaldığı biliniyor demiş. Bakın limonata buzdolabından çıkarıldı. Bu durumda limonatanın sıcaklığı 10 derece gibi bir şey olsun yani. Limonatanın sıcaklığı başlangıçta 10 santigrat derece. Fakat ortamın sıcaklığı ise 25 santigrat derece olsun. Limonata uzun süre bekletilirse limonatanın sıcaklığı Ortamın sıcaklığına eşit olacaktır ki bu sıcaklığa biz denge sıcaklığı diyoruz. Yani ısıl dengeye ulaşma durumu ki şurada ısıl denge gelmesi bekleniyor şeklinde bir ifade de geçiyor. Limonata ortamdan ısı alır ve ısı aldığı için sıcaklığı artar. İşte bu ısı enerjisine Q diyelim ki bu ısı enerjisi aynı zamanda limonatan içerisindeki enerji yani iç enerjisini arttırır. Yani limonatanın dış ortamdan aldığı ısı tamamıyla iç enerjisini arttıracaktır. Peki limonatanın çevresine başka bir maddeyi yani bir bezi saracak olursam termos gibi yaptığımı düşünün ya sanki dış ortamdan biraz daha ayırıyorum. Bu kuru bez limonata ile ortam arasında şöyle hava dar bir bölme oluşturacak ve limonatanın yani kavanozun dış ortamla ilişkisini kesmeye çalışacak. Bu şu anlama geliyor, artık dış ortamdan ısı alma gecikecek. Evet yine ısı alacaktır fakat ısı alma süresi gecikecektir. Yani bir çeşit ısı yalıtımı yapıyor kuru bez burada. Kuru bez ısı yalıtımı yapar ve ısı yalıtımı yaptığı için artık ısı kuru bezin içerisinde daha geç yayılır. Yani ısının yayılma hızı azalır. Isı limonataya daha geç ulaşır. Bu durumda daha geç ulaştığı için limonatanın ısıl denge yani 25 santigrat derece çıkma süresi değişir. Gecikir. Ama ısıl denge sıcaklığı değişmez. Her ne olursa olsun ortamın sıcaklığı hep aynı kaldığı için limonata mutlaka ortamın sıcaklığına eşit olacaktır uzun süre beklenirse. Sadece kuru bezi sarma bu olayı biraz daha geciktiriyor. Isıl denge sıcaklığı değişmez. Yalnız limonata ısıl dengeye ulaşırken çevresinden Q kadar ısı almıştı ki bu da onun iç enerjisini değiştirmişti. Q eşittir limonatanın kütlesi. Çarpı limonatanın öz ısı C çarpı limonatanın sıcaklık değişimi. Limonatanın sıcaklık değişimi 10'dan 25'e. Zaten bu 15 olmak zorunda hep sabit kalacaktır. Çünkü limonata... 10 dereceden 25 dereceye çıkacak sıcaklık olarak. C'si yani öz ısı da sabitti. Limonatanın kütlesi sabit. Değişmedi. Ellemedi konu. Bu durumda yine limonatanın alacağı ısı Q kadar olacaktır. Bu da sabit olmalıdır. Limonata aynı ısıyı aldığından limonatanın iç enerji değişimi de yine aynı kalmalı değişmemeli. Bu durumda sadece ısıl dengeye ulaşma süresi değişebilir. Cevap yalnız bir. Adanın şeklinde işaretlenir. Yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha küçük olan bir gaz ile şişirilmiş esnek bir balon atmosfer içinde serbest bırakılıyor. Evet, yoğunluğu havanın yoğunluğundan küçük olduğu için yukarı doğru yükselmesi gerekiyor ki yukarı yönde yükseliyor demiş ve belirli bir yükseklikte patlıyor. Yukarıda anlatılan olay ve olayın sonucu ile ilgili yapılan fiziksel yorumlardan hangileri doğru olabilir? Evet, bir Balon yükselirken hava aldığı için önce şişiyor sonra patlıyor. Ya balonun hava alabilmesi için ucunun açık olması gerekiyor. Balonun ucu açıksa içeriye doğru hava sızar. Bu durumda balonun içerisindeki basınçla dışındaki basınç aynı olur. Basınç hareketi olmadığından haliyle balonun dış çeperi büyüyemeyecek. Büyüyemeyince de aynı kalacak, gevşek kalacak. Balonda herhangi bir patlama veya şişme olmayacaktır. Bir aradığım cevap olmadı. 2. Balon yükselirken atmosfer basıncı düştüğü için önce şişiyor sonra patlıyor. Bakın balon yükseliyor. Demek ki balon ağzı kapalı içine hava almıyor. Şu iyice bağlanmış yani. Balon yukarı doğru yükselirken atmosfer basıncı yani P0 azalır. İçerisindeki basınç ise dışarıdaki basınçtan daha büyüktür. Balonun basıncına P diyelim. P P sıfırdan büyük. Haliyle P P sıfıra eşit olmak isteyecek. Bu durumda balonda büyümeye başlayacak. Balon büyüme başlayınca da arkadaşlar balonun esneklik sınırı aşılınca balonda patlayacaktır. Yani içeride akışkan olan gaz dışarı çıkmak isteyecek. Dışarı çıkarken de balon iç çeperine bir kuvvet uygulayacaktır. Bu kuvvetle de balon patlayacaktır. Bu durumda evet 2 doğru oldu. Dağcılar yüksek rakımlı bölgelere çıktığında kılcal damarların yırtılması bu olayla benzerlik gösterir diyor. Dağcıların içerisindeki kan basıncına P kan diyelim. Dışarıdaki atmosfer basıncı P0 olsun. Dışarıda açıka basıncı azalır. Çünkü yüksek rakımlı bölgelere çıkıyorlar. P0 azalır. İçeride kan basıncı hala aynı. İçerideki basınç büyük olduğundan Akışkanlar büyük basınçtan küçük basınca doğru hareket etmek isterler. Dolayısıyla kılcal damarı dışa doğru iter ve kılcal damarın yırtılmasına neden olurlar. 2 ve 3 öncülleri bu olaya benzerlik gösteriyor. Bu yorumla ilgili haliyle cevabımız 2 ve 3'ün birlikte yer aldığı seçenek C olarak işaretlenmeli. P ağırlıklı bir cisim motor yardımıyla Binanın üçüncü katına sabit hızla şekildeki gibi çekilmekte. Hız sabit ise bu halde cismin üzerine uygulanan net kuvvet de 0 olmalı. Yani cismin aşağı doğru ağırlığı P, yukarı doğru uygulanan kuvvet de F ise bu F P'ye eşit olmalı. Yer çekimine karşı kim iş yapar? İşte ağırlık aşağı doğru olduğundan yer çekimine karşı olacak olan şu kuvvettir. Yani yer çekimine karşı yapılan iş yer çekimine karşı uygulanan kuvvet çarpı bu kuvvetin aldığı yoldur. Ki ben onu H olarak ifade ettim. Yani şu toplam yükseklik 3. kata çıktığı için H olarak ifade edilmiş olsun. Buna göre diyor cisim 3. kata çıkana kadar yer çekimine karşı iş yapılmıştır diyor. Evet yer çekimine karşı bir kuvvet uygulandı ve yer çekimine karşı bir iş yapıldı. Bir doğru oldu. 2. Cismin mekanik enerjisi artmıştır diyor. Mekanik enerji cismin potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisinin toplamıdır. Bakın kinetik enerji 1 bölü 2 m v kare potansiyel enerji ise m g h olarak yazılabilir. Yukarı doğru çıktığı için h artar. h artınca potansiyel enerji artmış olmalı. Ama bakın ne demişti? Hız sabit demişti. Hız sabitken bu durumda hız değişmediği için kinetik enerji de sabit olmalı. Kinetik enerji sabit. Lakin potansiyel enerji artıyor. Bu da mekanik enerjinin arttığı anlamına gelir. İki aradığım cevaplardan biri iki doğru. Motorun birim zamanda yaptığı iş. Birim zamanda yapılan iş şöyle ifade ediliyor. A güce benziyormuş. P eşittir. iş bölü zaman. Birim zamanda yapılan iş. İş ne? F çarpı delta x bölü geçen süre. Delta x bölü t hızı verir. Bu da p'yi şöyle yazabilirim. p eşittir f çarpı v. p ağırlığı üçüncü kata sabit hızla çıkıyor. Yani hız sabit. Üçüncü kata çıkarken uygulanan kuvvet de sabit. Hocam nereden çıkardın ya? Ağırlık sabitti mi? Ağırlık sabit. Ağırlık sabit olduğundan kuvvet de sabit oldu. Evet hem f hem v sabitse bu durumda güç de sabit olmalı. Yani birim zamanda yapılan iş artar demiş ya artmaz. Sabitmiş. 3 aradım, cevap olmadı. 1 ve 2 aradım, cevaptır. Bu da cihatça fizikte yer almaktadır. Camdan yapılmış ince kenarlı merceğin asal ekseni üzerindeki bir noktaya şekildeki gibi bir cisim konuluyor. Buna göre dismin görüntüsü asal eksen üzerindeki x, y ve z notalarından hangisinde oluşabilir? Noktalar arası uzaklar ölçekli değil, eşit değil yani diyor. Cisim merceğin merkezinin dışındaysa diğer tarafta odakla merkez arasında oluşabilir. Z odakla merkez arasında. Z noktası odakla merkez arasında denk gelebilir. Burada oluşabilir yani yine Z oldu bu durumda. Cisim merceğin oda ile mercek arasındaysa görüntüsü cismin arka tarafında, cisimle aynı tarafta x'in üzerinde oluşabilir. Bu görüntü sanaldır. Cisimle aynı tarafta oluştuğu için. Bu durumda x olabilir, z olabilir ama y hiçbir surette olamaz. Hocam y niye olamaz? Ya y olması için merceğin kalın kenarlı mercek olması gerekiyor. Kalın kenarlı mercekte cisim nerede olursa olsun görüntü daima odakla mercek arasında boyu cismin boyundan küçük bir şekilde oluşuyordu ki cisimle mercek arasında ince kenarlı mercekte görüntü elde edilmez. Bu durumda x VZ'de görüntü elde edilmiş oluyor. Cevap D seçeneğinde yer almaktadır. Şekildeki elektrik devresi ampermetre, voltmetre, KLM metal teller ve iç direnci önemsiz üreteç bağlanılarak kurulmuştur. Buna göre L metal telinin kesit alanı artırılırsa voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir diyor. Bakın her bir telin direncine 2R diyeyim. Yalnız L metal telin kesit alanı artırılırsa herhangi bir iletkenin direnci R eşittir. Öz direnç çarpı iletkenin boyu bölü kesit alanıydı. Kesit alanı artırılırsa direnç azalır. Bu durumda L'nin direnci de azalmış olsun. 2R'den R'ye düşsün yani. Evet. İlk durum bu. İlk durumu şöyle çiziyorum bakın. 2R. Hemen yanında 2R. Onun da altında M direnci var. M direncinin de direnci 2R'ydi. Bu ilk durum. İlk durumda pil bağlı. İkinci durumda çizelim şimdi hemen. Şu 2R azaldıydı. İkinci durumda ise K'nin direnci 2R. Fakat L'nin direnci R oluyor. M'nin direnci de 2R olarak kalmakta. Bakınız yine aynı pile bağlamış bulunmaktayım bunu. Şuradan I kadar akım geçerse yukarıdan 2I kadar akım geçer. 2I kadar akım geçer. Bu da bunların potansiyellerinin birbirlerine eşit olduğunu gösteriyor. Hemen buradan I kadar akım geçirelim. Şuradan 2 kadar akım geçerse potansiyeller eşit oldu. 2 ve olsun potansiyelleri. 2 ya. 2 i daha şuradan 3 i kadar akım geçer. Bu durumda ne olur? Burası 3 çarpı 2. Evet 6 ve 6 oldu. 6 ve 2 ve daha şurası 8 ve oldu. Ben bu 8 ve'yi şuraya paylaştırabilirim. Nasıl mı? Bak sol taraf 2 r. Sağ tarafta paralel oldukları için 2 r bölü 2'den R yazdım. Ve bunların potansiyeli, pilin potansiyeli 8V idi. 8V olarak yazıyorum. 8V'yi 3'e bölecek olursanız R'ye 8V bölü 3. 2R'ye ise 16V bölü 3'lük potansiyel düşer. Çünkü potansiyel seri bağlamada dirençlerle orantılı. Sebebi ne? Sebebi dirençlerin üzerinden aynı akımın geçmesi. Peki bu durumda şuradaki potansiyel neymiş? 16 ve bölü 3'müş. Buranın akımını bulabilir miyim? Bulurum tabii ki. Bakın ilk durumdaki akım i1. i1 eşittir v. Yani i eşittir v bölü r'ydi ya. i eşittir v bölü r formülünden devam ediyorum. Bakın 16 v bölü 3 bölü 2r şeklinde yazarsam bu da 8v bölü 3r şeklinde çıkacaktır. Evet 8v bölü 3 şeklinde çıktı ki bu 2'den biraz büyükmüş bak bu ifade 2 i'den büyük. Burada ise bak 3 i'di gördünüz mü? 3 yani 6 ve bölü 2 re burada 6 ve bölü 2 R. yani 3 i'miş. Şu 2'den büyük ama 9 ve bölü 3 olsa 3 i olurdu. Yani bu da aslında toplamda 3 i'den küçük bir değer olmuş oluyor. İlk durumumuz yukarıdaki İkinci durum ise aşağıdaki devreydi. Haliyle evet 3 i'den az bir değerken 3 i'ye çıkmış. Yani ampermetre artmıştır deriz. Cevap A ya da E seçeneğinde bulunmalı. Voltmetre metre L'ye bağlı olduğundan şurayı gösterir. Burası ne? 2 i. Yani 2 v demiştim ya zaten buranın potansiyeli 2 v. 2 v'yi gösteriyor. İlk durumda ise 8 v bölü 3'ü gösteriyor. Bakın R'yi yani Şurayı ki burası 8V bölü 3 olmalı. Evet bu 2'den büyük bir değer. 2 neye eşit? 2 6V bölü 3'e eşit. 8V bölü 3. 6V bölü 3'ten büyük. Yani voltmetrenin değeri azalmış. 8V bölü 3'ten 6V bölü 3'e 2'ye düşmüş. Bu da voltmetrenin değerinin azaldığını gösterir. Cevap A seçeneğinde bulunmalıdır. Ses dalgalarını kullanan cihazların tıp, denizcilik, ve coğrafya alanlarında kullanımları hakkında konuşan 3 öğrencinin cümleleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu öğrencilerden hangileri doğru bir ifade kullanmıştır diyor. Ali, balıkçılar sonar cihazı yardımıyla balık sürülerinin yerini, hareket yönünü ve miktarını tespit eder diyor. Doğru. Yani ses dalgaları yardımıyla balıkların miktarı ve hareket yönü sonar cihazıyla bulunabiliyor. Ali'nin dediği doğru. Rahmi, Tıpta ultrasonografi ki bu da yine ses dalgasıyla çalışan bir cihaz. Ses dalgasıyla iç organların görüntüsü elde edilebiliyor. Devam edersem diyor ki tıpta ultrasonografi cihazlarıyla canlıların iç organları incelenip hastalıklı dokular ve tümörler ile ilgili veri elde edilebilir. Rahmi de doğru söylemiş. Esra sismik cihazlar tarafından oluşturulan ses dalgaları yardımıyla Yer altındaki su, petrol ve doğalgaz kaynaklarının yerleri tespit edilir diyor. Akdeniz veya Karadeniz'de gaz veya petrol arayan bazı gemiler var ki bunların sismik gemi olduğunu duymuşsunuzdur. Bunlara sismik gemi diyorlar. Neden? Çünkü bu gemiler sismik cihazlara donatılmış ki sismik cihazlar ses dalgaları gönderip yerin altındaki denizin iplerinde bulunan su, petrol ve doğalgazın yerini tespit etmeye yarıyor. Esra'nın dediği doğru oldu. Bu durumda Ali, Rahmi, Esra doğru söyler. Cevapta E de kendine yer bulur. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız. Herkese merhaba, hepiniz cihatça fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomda sizlerle töder yayınlarının Türkiye genelinde uygulamış olduğu ayete fizik denemesinin sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Videomu beğenmeyi, yorum yapıp, teşekkür edip, selam göndermeyi de unutma. Bir pencere camı çerçeveye üst taraftan bağlı olduğu menteşeli açılıp kapanabiliyormuş. Menteşe burada. Cam düşeyde herhangi bir açıda destek çubuğuyla şekildeki gibi dengede kalabiliyor. Destek çubuğun bir ucu pencere üzerinde O noktasında, diğer ucu ise cam üzerinde K, L ve M noktalarındayken destek çubuğun menteşe eksenine göre torkunun büyüklüğü. Bakın ne diyor? menteşe eksenine göre. Ki menteşe ekseni şurası zaten. Menteşelerin bulunduğu ekseni çiziyorum. Bu torkun büyüklüğü TK, TL ve TM oluyor. Buna göre TK, TL ve TM'nin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Destek çubuğu M noktasındayken camla arasındaki açı 90 derecedir diyor. Şurada ifade edilmiş. Ya destek çubuğu biraz daha aşağı çekilirse cam da Aşağı pencere de aşağı inmiş oluyor. Kapak kapanmış oluyor bu durumda. Evet destek çubuğunun pencere ugadı kuvvet tepki kuvveti n olarak gösterilmiş olsun. Pencerenin de ağırlığı orta yerden aşağı doğru g olarak gösterilmiş olsun ki menteşe göre tork aldığımızda g'nin yani şu ağırlığın menteşe dik uzaklığı örneğin d olsun. Yani şuraya dik uzaklığı d olsun ki Aşağı doğru sistem dengede ise aşağı doğru ağırlığın torku g çarpı d eşittir. Yukarı doğru n çarpı n'in buraya dik uzaklığı şeklinde ifade edelim. Bu da x olsun örneğin. n çarpı x. Bakın evet bu menteşenin torkunu soruyor. Yani n çarpı x'i soruyor aslında. Fakat bu da neye eşit görüldüğü gibi bu torkta ağırlığın menteşe göre torkuna eşit. Evet pencere aşağı doğru indikçe menteşe yaklaşmaz mı? Menteşe yaklaşır yani D azalır. M noktasındayken uzaklık DM. L noktasındayken menteşe dik uzaklık DL. K'deyken destek çubuğu menteşe uzaklık DK olsun. Evet L'ye geldikçe destek çubuğu ya da K'ye geldikçe pencere aşağı doğru yaklaşmakta. Bu kapak mı diyorsunuz cam mı diyorsunuz cam pencere daha çok yaklaşmakta. Yani gittikçe bu uzaklık azalmakta. Bu da şunu gösteriyor. DM büyüktür DL bu da büyüktür DK uzaklık azalmakta. Yani uzaklık azalırsa G çarpı D'den tork da azalmış olur. Bu da şunu gösteriyor. G ağırlığımız sabitken tork aslında uzaklıkla orantılı oluyormuş. Yani uzaklık büyükken tork büyük, uzaklık küçükken tork küçük oluyor. Ve TM, M'nin torku büyük, TL, L'nin torku, bu da büyüktür, K'nin torku şeklinde bir ifade ararım. M, L, K şeklinde verilen ifade C seçeneğinde yer almaktadır. Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde K noktasından ve hızıyla şekildeki bir nehre giden yüzcü M noktasından karşı kıyıya çıkmaktadır. TL, LM'ye eşit. Şu uzunluğa X dersem, ML uzunluğunda X olduğunu düşünebiliriz. Buna göre diyor ki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Yüzcünün suya göre hızının büyüklüğü, akıntı hızının büyüklüğüne eşittir. Ya yüzcünün suya göre hızını şöyle uzatırsam L'ye kadar, ki buna V diyelim. Bu durumda M'ye çıktığına göre Akıntı hızı da sola doğru olmalı. Akıntı hızını da şöyle VA olarak yazabiliriz. Yüzücünün hızı ile akıntı hızının vektöre toplamı ise yüzücünün yere göre hızını vermeli. Yere göre hız da mavi ile çizdiğim şu ok olmalı. Bu durumda zaten şu uzaklıklar eşit olduğundan yüzücünün suya göre hızı akıntı hızına eşit olmalıdır. Bir doğru oldu. Yüzücünün suya göre hızına Akıntı hızını eklersem yere göre hızını bulurum. Yani şu yüzcünün suya göre hızıydı ki bu da akıntı hızı birbirlerine eşit olduğunu söyledik. 2. Akıntı hızının büyüklüğü ML ve TL uzunluklar eşit olduğundan eşit uzunluğu gören üçgendeki açılar da eşit olmalı. Fakat şu açıyı bilmiyorum ki bu açı bunlardan büyük olabilir. Şu diğer iki açıdan küçük de olabilir. Bu durumda ve hatta eşit de olabilir yani. Eşit de olursa eşkenar üçgen olur. Hepsi eşitse Dolayısıyla V yer V A'ya. O da V'ye eşit olur. Eşit olma ihtimali var. Fakat şu açı küçükse V yer küçük olabilir. Soru işaretiyle gösterdiğim açı büyükse V yer daha büyük bir vektör olur. V A ile V'den. Bu durumda bununla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ki 2 ile silmiş oluyorum. 3. Akıntı hızı artarsa yüzcünün karşı kıya ulaşma süresi artar diyor. Bakın yüzcünün hızı V'ydi. Bu hızın iki bileşeni var. Biri şu bileşen, bu y bileşeni. Biri de şu bileşen, şu bileşen de X bileşeni. Karşıya çıkan bileşen vy. vy d yolunu almakta. Haliyle formülümüz x eşittir v çarpı t idi. Nehrin genişliği d ise d yolunu vy hızı. y eksenindeki hız bileşeni alır. Bu durumda x yerine d yazalım hemen. d eşittir. d'yi alan hız vy Çarpı karşıya varma süresi T. Karşıya varma süresi T eşittir d bölü v y oldu. Karşıya varma süresi nehrin genişine ve yüzünün nehre dik bileşenine bağlı, yani akıntı hızına bağlı değil. Akıntı hızına bağlı olmayınca da, akıntı hızının artıp azalması yüzünün karşıya ulaşma süresini etkilemeyecektir. Kesinlikle doğru olan yargı ifade birdir. Dolayısıyla cevap A yalnız bir şeklinde olmalıdır. Bir uçaktan serbest bırakılan yardım kolisi aşağıya doğru hareket ederken bir süre sonra limit hıza ulaşarak hareketine devam ediyor. Bakın serbest bırakılmış yardım kolisi ilk hızı sıfır. Daha sonra ise limit hıza ulaşıyor ve hızına ulaşsın. Bu ve hızı da limit hızın diğer ismi olsun. Bundan sonra ise artık hep sabit hızlı hareket yapacak Limit hıza ulaştığı için. Yalnız diyor ki yardım kolisi limit hıza ulaştıktan sonra yere ulaşana kadar geçen sürede kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi ve mekanik enerjisi nasıl değişir diyor. Bakın limit hıza ulaştıktan sonra diyor. Bundan sonrasını yani şurasını inceleyeceğiz. Burada kinetik enerji. Ya kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kareydi. Bakın hız sabit mi? Hız sabit. Yardım kolisinin kütlesi sabit. Bu durumda kinetik enerji de sabit olmalı. Kinetik enerji değişmemeli. Kinetik enerji değişmez olarak buldum. Potansiyel enerji ise EP eşittir MGH ki potansiyel enerji derken neyi kastediyor? Baktım herhalde yere göre potansiyel enerji kastediyor. Yere olan yükseklik H kadar olsun ki buna H diyelim şu yüksekliğe. Dolayısıyla H yüksekliği azalır. Kütle ve çekim sabit olduğundan potansiyel enerji de azalmış olmalı. Potansiyel enerjinin azaldığı seçenek D gibi gözüküyor. Devam edeyim ben yine de. Mekanik enerji potansiyel enerji artı kinetik enerjiydi. Bakın kinetik enerji sabit. Potansiyel enerji azalıyor. Yani şu iki ifadenin toplamı azalır. Haliyle Karşısındaki mekanik enerji de azalmış olmalı. Cevap D'de değişmez, azalır, azalır şeklinde D'yi işaretleyelim birlikte. Şekilde sürtünmesi yatay zemin üzerinde duran, L cismine sabit hızla hareket eden K cismi, merkezi tam esnek olarak çarpışma yaparak L cismini harekete geçiriyor. Buna göre K ve L cisimlerinin çarpışmalarından dolayı oluşan momentum değişimi kinetik enerji değişimi ve hız değişimi niceliklerinden hangileri KVL cisimler için kesinlikle eşit büyüktedir diyor. Büyüklük dediği için yönün herhangi bir önemi yoktur. Tam esnek çarpışmalarda çarpışmadan önceki kinetik enerji sonraki kinetik enerjiye eşit olmalıdır. Bakın çarpışmadan önce sadece K'nin kinetik enerjisi var. L'nin kinetik enerjisi sıfır. Eşittir çarpışma sonrası K'nin kinetik enerjisi e K üssü artı L'nin kinetik enerjisi e L üssü olarak yazılsın. K'nin kinetik enerjisine çarpışma öncesi bir değer vermek istiyorum. 100 olsun mesela 100 Joule. Sonrasında ise bu 100 Joule yine korunmalı eşit olmalı. Zaten bakın L'nin enerjisi 0 dikkat ederseniz bu 100 Joule'un bir kısmı K'ye 80 Joule K'ye örneğin 20 Joule da L'ye gitmiş olsun. Tamamen tercih bu. Bir tercih. Ben bu şekilde tercih ettim. Bakın K'nin kinetik enerji değişimi yüzden 80'e 20 azalırken L'nin kinetik enerjisi ise 0'dan 20'ye 20 artmakta. Çünkü K enerjisinin bir kısmını L'ye verdi. L'ye verdiği kısım kadar L'nin enerjisi arttı. Kendi enerjisi ise azalmış oldu. Bu durumda kesinlikle kinetik enerji değişimleri eşit olmalıdır. Hız değişimi ise hız değişimi son hız eksi ilk hız şeklinde yazılıp bulunacaktır ki burada vektörel işlem yapılması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yalnız kütleler farklı olabilir. K'nin kütlesi L'ninkine eşit olabilir. Eşitse hızı aynı aktarır, hız değişimleri aynı olur. Fakat kütle farklı ise bu kez hız değişimi daha farklı bir değer alacaktır. Yani hız değişimi kütle artıp azaldıkça 2mken başka bir değer, 3mken başka bir değer, 4mken başka bir değer alır. Yani l'nin hızı v bölü 2 olabilir, v bölü 3, v bölü 4. 2 ve bölü 3, 2 ve bölü 4 gibi yani farklı değerler alabilir tamamen. Bu durumda hız değişimleri kütleler net olarak bilinemediği için kesinlikle birbirine eşit diyemeyiz. Yalıtılmış yatay zemin üzerinde yük büyüklükleri ve yük cinsleri verilen noktasal parçacıkların belirli bir mesafede birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmektedir. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde bir soru soruluyor. Bakın itme çekme kuvveti yükler arasında oluşan elektriksel kuvvet itme ya da çekme şeklinde olabilir. İtme ya da çekme şeklinde olsun bu kuvvetler daima birbirlerine eşit olmalı. Yani artı 2Q ile eksi Q arasında oluşan çekme kuvveti birbirine eşit olmalı. Eksi Q, Q artı 2 F1 ile çekerken artı 2 de eksi Q F ile çeker ve F1 F'ye eşit olmalıdır. Aynı durum şekil 2 için de geçerli. Burada yine çekme kuvvetleri var. Bu durumda F2 yine 2 F'e eşit oldu. Birbirlerine eşitlermiş yani. 2 F de aslında F2'ye eşitmiş. Şekil 3'te ise Aynı cins yükler birbirlerini itmekte. Eşit büyüklükteki kuvvetlerle itmektedirler. Bu durumda F3'te F'ye eşit oldu. F2, 2F değeriyle diğer kuvvetlerden büyük. Bu durumda F2 büyük, F1 eşittir F3 aradığım cevap olmalı. Bu cevap da B seçeneğinde bulunmalıdır. Şekildeki iletken paralel levhalar bir üreteşte yüklendikten sonra üreteşle bağlantısı kesilmiştir. Paralel levhalar birbirinden uzaklaştırılırsa yani D artırılırsa ...bir, Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır diyor. 2. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar. 3. Levhalar arasındaki potansiyel farkı değişmez. Yargılarından hangileri doğru? Şu iki levhayı kocaman iki yükmüş gibi düşünelim. Soldaki levhayı şöyle koca bir yükmüş gibi. Sağdaki levhayı da koca negatif bir yükmüş gibi düşünelim. Yani şura artı Q1, bura eksi Q2 olsun. Ve aralarındaki uzaklık D olsun. D uzaklığını arttırdığımızda yükleri birbirinden uzaklaştırmamız gerekiyor. Yükleri birbirinden uzaklaştırmak için de bir F kuvveti uygulamamız gerekiyor. Bunu biz uyguluyoruz. Oysa ki yükler de birbirlerini bir elektriksel kuvvetle çekmektedir. Ve bu elektriksel kuvvetlerde birbirlerine eşittir. Bizim uyguladığımız kırmızı F kuvveti yeşil elektriksel kuvvetten farklı, ona ters ve zıt yönde kuvveti F elektriksel kuvvete zıt yönde, karşı yönde uyguladığımız için elektriksel kuvvete karşı iş yaparız yükleri birbirinden uzaklaştırdığımız için sistemin potansiyel enerjisi artar demiş. Potansiyel enerji E_p eşittir k birinci yük çarpı ikinci negatif yük bölü uzaklığın ta kendisi. Bakın artı yükle negatif yükü çarpınca işaret eksi olur. Çünkü potansiyel enerji skaler bir büyüklüktü. D artınca potansiyel enerji azalmaz. Negatif olduğu için şu işaret artmış olur. Potansiyel enerji artar. Zaten sistemin potansiyel enerjisi artarsa elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır deriz. 3 levhalar arasındaki potansiyel farkı değişmez diyor. Bakın levhaların üzerindeki yük miktarı değişmedi. Soldaki pozitif yükle sağdaki negatif yük miktarı sabit. Çünkü üreteçten kopardım bağlantıyı kestim. Yüklerin gidecek herhangi bir yeri olmadığından levhaların üzerindeki yük miktarı sabit olacaktır. Bu durumda levhaların üzerindeki yük miktarı sabit olunca her bir pozitif yükten negatif yüke yönelecek çizgi sayısı da aynı kalacak değişmeyecektir. Bu durumda E sabit kalmalı. E eşittir V bölü D formülünü hatırlayalım hep birlikte. Bakın E sabit D'yi artırırsam E'nin sabit kalabilmesi için V'nin de yani levhalar arasındaki potansiyel farkında artması gerekir. Değişmez dedik külliyen yalan 1 ve 2 D seçeneğinde aradığım cevap. Sürtümelerin ihmal edildiği sayfa düzleminde pozitif yüklü parçacık şekil 1'de sağa doğru düzgün elektrik alan içerisine, şekil 2'de ise sayfa düzenine dik, içe doğru düzgün manyetik alan içerisine ve hızıyla dik olarak girmektedir. Buna göre yüklü parçacığın elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Elektriksel alan ve manyetik alan içerisinde yüklü parçaca bir kuvvet etki eder diyor. Bakın elektrik alan pozitiften negatif yüke doğru elektrik alan çizgileri. Elektrik alana girecek olan şu pozitif yüke bir kuvvet etki eder. Bu kuvvet de tabii ki de bakın sol taraf pozitif ya. Bu pozitif yükler şu pozitif artı q yükünü sağa doğru itmeli, soldaki yükler de çekmeli. Bu bileşke kuvvet F, biz buna elektriksel kuvvet diyoruz ve bunu da q çarpı e olarak ifade ediyoruz. Bu F kuvvetinin etkisiyle parçacık F kuvvetine doğru şöyle sapacak, yani yatay atış hareketi yapacaktır. Bakın şurası yerse yere doğru şöyle bir yatay atış yaptı. Şurası x ekseni ise x ekseni. Şurası da y ekseni ise x ekseninde f kuvveti uygulanıyor. Y ekseninde v hızı var. V hızımız hep sabit yatay atışta. Dolayısıyla f'ye dik olan hızımız hep sabit olacaktır. Fakat f ile aynı doğrultuda x ekseni boyunca oluşan şu hız da sıfırdan artı artı ve x'e gelmeydir. F kuvveti görüldüğü gibi elektrik alandaki parçacığın hızını artırmakta bu parçacığın üzerinde bir iş yapmaktadır. Peki yük manyetik alana girerse ne olur? Manyetik alana girecek olan yüke sağ el kuralına göre bir manyetik kuvvet etki eder ki bu manyetik kuvvetin formülü F eşittir B çarpı Q çarpı V yani F eşittir baklava idi. Bu durumda sağ elin 4 parmağı B'yi göstermeli. Hemen beyazlık. Baş parmak ise hızı göstermeli. Artı Q2 olduğu için artı Q2 için de avuç içimiz ise yani tokadımız F'yi göstermiş olmalı. 4 parmak çarpı B'yi ekranın içini gösterince baş parmak ekranın yukarısını gösterdiğinde avuç içi ise ekranın soluna doğru olan şu kuvveti göstermiş olmalıdır. Bakın F'ye doğru sapacak o zaman bu. Yani şöyle şuradan girince şöyle sapacak. Daha sonra manyetik alandan şöyle çıkacaktır. Yani çıkıp ilerleyecektir. Şöyle bir hareket yapacak bakın. Merkezi bura olan şöyle bir çembersel hareket yapacak. Hıza hep dik olacaktır haliyle. Bakın şuradan çıkarken hızımız yine V. Yine tam çıkışta sağ kuralını uygulayacak olursam 4 parmak ekranın içini baş parmak ekranın solunu hızı avuç içi ise yine ekranın aşağısını gösterir ki bakın evet her iki durumda kuvvet hıza dik şöyle çembersel yörüngenin merkezine doğru merkezil kuvvetin görevini görüyor yani cismin çembersel hareket yapmasını sağlıyor. Bu durumda hızın büyüklüğü değişmez sabit kalacaktır. Ekstra bir hız kazandıramadığı için, çembersel hareket yaptığı için bu kuvvet iş yapmayacaktır deriz. Seçeneklere bakalım. A doğru olur. Çünkü hem elektriksel alanda hem de manyetik alanda cisme F kuvveti etki eder. Doğru oldu. B de diyor ki manyetik alanda parçacın hareket yönü sürekli evet değişir. Kuvvetin yönü de değişir. Evet kuvvetin yönü daima merkeze doğru. Çembersel yörüngenin merkeze doğru. Ama bakın girerken sola ekran soluna çıkarken ise ekranın aşağısına doğruydu. Bu durumda hızın yönü değiştiği için kuvvetin yönü de değişir. B doğru oldu. C elektriksel kuvvet parçacık üzerinde iş yapacağı için kinetik enerjisi değişir. Evet görüldüğü gibi elektriksel kuvvet hızı artırıyor. Sıfırdan Vx'e kadar kinetik enerjiyi değiştiriyordu. D. Elektriksel alanda Parçacığın hareket yönü sürekli değişeceği için kuvvetin yönü değişir. Yalan ya. Niye biliyor musun? Çünkü hız hep şu tarafa doğru gidiyor. Bakın tamam, yönü değişiyor ama kuvvetin yönü değişmiyor çünkü kuvvet hep aşağı doğru yatay atıştaki çekim ivmesi yani ağırlığın görevini görüyor. Böyle düşününüz. Yer çekim kuvvetinin görevini görüyor bu elektriksel kuvvet ve hep elektrik Alan yönünde oluşuyor. Bu durumda bu yanlış oldu. Cevap ki D olmalı bu durumda. E, manyetik kuvvet parçacık üzerinde iş yapmadığı için kinetik enerjisi değişmez. Doğru olmalıdır. X, Y, Z, V, T iletken çerçevelerindeki zamana bağlı manyetik akı durumları tabloda verilmiştir diyor. Buna göre hangi çerçevelerde indüksiyon emekesi oluşur? İndüksiyon emekesi E eşittir eksi delta fi bölü delta t şeklinde yazılır ki delta fi manyetik akı değişimidir. Hemen bunu ifade edelim. Manyetik akı da belli bir alandan geçen manyetik alan çizgi sayısıdır. Bu çizginin değişmesiyle manyetik akı değişir. Delta t geçen zaman. Evet. Manyetik akının belli bir süre içerisinde olması gerekiyor. Belli bir süre içerisinde manyetik akı değişir. Azalır ya da artarsa bu durumda bir indüksiyon emekesi de oluşacaktır. E'yi de indüksiyon emekesi olarak yazalım. Yani indüksiyon elektromotor kuvveti. Eksi lens kanunundan kaynaklanmakta. Bu durumda eksinin çok da bir önemi yok şu soru için tabii ki. X iletken çerçevesinde zamanla manyetik akı düzgün artıyor. Bu durumda manyetik akı değişimi sıfırdan farklı olmalı. Sıfırdan farklı ise evet E oluşur. Evet belli bir zamana sahibiz. Elimizde zaman var ve akı değişimi sıfırdan farklıysa E oluşur. Çünkü akı değişimi yoksa yani değişim sıfırsa indüksiyon E oluşmaz E sıfır olur. Akı değişimi sıfırdan farklı bir değerse e de sıfırdan farklı bir değer olur. Bu da indüksiyon e kesinin oluştuğu anlamına gelir. Burada zamanla düzgün artış artma var. Yani değişim var. Dolayısıyla x de indüksiyon e oluştu. Zamanla değişmemiş akı ya. Akı değişmemişse akı değişimi sıfırdır. Sabittir. Haliyle burada indüksiyon e oluşmaz. Zamanla düzgün azalıyor. Evet artıp azalma delta fi'nin akının değişiminin olduğunu yani sıfırdan farklı bir değerin olduğunu gösterir. Bu durumda E mevcut Z'de. Sıfırdır. Akı değişimi sıfırsa manyetik akı sıfırsa akı değişmemiş demektir. Bu durumda burada da manyetik akı sıfır olduğundan E de sıfır olmalı. Manyetik akının değiştiği X ve Z'de indüksiyon E mekesi oluşur. Cevap cihatça fizikte. Kütlesi sabit bir cismin kütle merkezinin çizgisel hızının zamanla değiştiği biliniyor. Cisim doğrusal yol boyunca gidiyorsa kütle merkezin hızı hep aynı kalmalı. Yani değişmemeli. Oysa kütle merkezinin hızının zamanla değiştiği biliniyor demiş. Dönem bir cisim olabilir mi? Ya dönem bir cismin kütlesinin merkezin yani kütle merkezinin hızı tam ortasından V olarak gösteriliyor yine değişmedi. Nasıl değişir o zaman? Ya bu çembersel hareket yapıyor olabilir mi? Çembersel hareket yaparsa kütle sabit olduğu halde kütle merkezinin hızı değişir. Bakın burada kütle merkezinin hızı yukarı diyelim. Şurada ise ekranın soluna yani hız değişiyormuş. Bu durumda evet demek ki çembersel hareket yapıyor. Evet çembersel hareket yapıyorsa cisme ait Yukarıda verilen fiziksel niceliklerinden hangilerinin değeri sıfır olabilir diyor. Net kuvvet sıfır olur mu Allah aşkına? Ya bir cisim çembersel hareket yaparsa cismin çembersel hareket yapması sağlayan merkeze dönük bir merkezcil kuvvet olmalı ki bu merkezcil kuvvet zaten F nettir. F net yani merkezcil kuvvet de sıfır değildir ki dönebilsin çembersel hareket yapabilsin. Sıfır olamaz net kuvvet. Kütle merkezine göre etkiyen tork. Cisme etken iki kuvvet var. Biri ağırlığı ki ağırlık zaten kütle merkezinden geçiyor. Kütle merkezinden geçtiği için tork eşittir. G çarpı sıfır kütle merkezine uzaklık sıfırdı torku sıfır oldu. Yine F net kuvvetinin torku var mıdır? Bu da F net çarpı net kuvvetle cismin kütle merkezinden geçiyor. Oraya uzaklığı sıfır bunun da torku sıfır oldu ki bakın kütle merkezine göre etkiyen tork dediği için böyle yaptım. Bu durumda bu sıfır olabilir. Kinetik enerji değişimi ya kinetik enerji skaleri büyüklüktü. Hız değişiyor fakat çembersel harekette hızın büyüklüğü sabit yani sürat sabit olduğundan kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare formülünden kütle sabit, hız sabit, kinetik enerji sabit olur. Haliyle kinetik enerji hep sabit kaldığından kinetik enerji değişimi de sıfır olabilir deriz 2 ve 3. Aradığım cevap bu da D'de bulunmakta. Duvarda asılı duran saatin akrep ve yelkovanı saatin merkez noktasına göre dönme hareketi yapmaktadır. Akrep ve yelkovanın üç noktaları için açısal hızları, çizgisel hızları ve açısal hızlarının yönleri, niceliklerinden hangileri her ikisi için de aynıdır diyor. Bakın saat 3'ten 4'e gelince akrep şu kadar. Yani 12'de birlik kadar, bir saatlik kadar bir birimlik bir yer tarar. Böyle 3'ten 4'e bir birimlik bir yer taradı. Ama Yelkovan ise 12'den 12'ye 12 birimlik bir yer tarar. Ya da 12x kadar bir yol alır. Bu da 1x kadar bir yol alır. Bunu aynı süre içerisinde yaptıkları için bak hız eşittir. x bölü t'di. Zaman aynı, bir saat içerisinde Akrep x kadar yol alıyor, Yelkovan ise 12x yol alıyor. Aynı sürede kim daha çok yol alırsa onun çizgisel hızı daha büyük olmalı. Bu durumda Akrep x kadar yol aldığı için akrebinizi VA V olsun. Yelkovan ise 12x yol almış. Yelkovanın hızı da 12x'ten dolayı 12V olur. Çünkü aynı sürede 12 katı kadar yol aldı. Bu durumda çizgisel hızları aynı olmadı. Ya açısal hız şu değil midir? Açısal hız eşittir açı bölü zamandır. Zaman aynı. Fakat şunun taradığı açı toplamda 360 ya. 360'ın 12'de biri yani. Bu 1 derece bir açı tararsa diyelim. Akrep 1 derecelik ya da 10 derecelik bir açı tararsa Yelkovan ise 120 derecelik açı tarar. Süre aynı. Kim daha çok açı tararsa onun açısal hızı daha büyük olur. 120 derece 10 dereceden büyük. Bu durumda yel yelkovanın açısal hızı akrebin açısal hızından daha büyük olmalı. Bunu da eledim. O zaman cevap oluyor. Ama onu nasıl anlayacağım? Onu da sağ el kuralına göre anlayacağız. Sağ elin dört parmağı dönmeyi, yelkovan ve akrebin dönme yönünü, hareket yönünü göstermeli. Yani hep dönmeyi göstermeli. Baş parmağımız ise açı sağlığı hızın yönünü göstermelidir. Bu durumda her ikisi de saat yönünde. Yani şuradan başlayıp şöyle döndükleri için dört parmak şu dönüşü göstermeli. Dört parmak bu dönüşü gösterince baş parmakta ekranın içini gösterir. Her ikisi için de açısal hızın yönü ekranın içine ya da sayfanın içine doğru gösterilmiş olmalıdır. Bu durumda cevap C'de yalnız 3 olarak bulunmuştur. Dünya etrafında dolanan X, Y ve Z uydularından X ve Y aynı yörünge üzerinde, Z ise yörünge yarıçapı X ve Y'nin yörünge yarıçapından daha büyük olan yörüngede hareket etmektedir. Buna göre uyduların yörüngedeki hareketi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. A. X ve Y uydularının periyotları eşittir. Bakın şunu yazabiliriz. R küp bölü T kare oranı belli bir gezegen veya güneş çevresinde dolanan gezegen ya da uydular için sabittir. Burada dünya çevresinde dolanan X, Y ve Z uydular için R küp bölü T kare oranı sabit olmalı. R yarı çap. Yani şu uzaklık. X'in uzaklığı R. Y'nin de uzaklığı aynı yerde olduğu için R diyorum. Z daha uzakta olduğu için 2R ismini verdik şu uzaklığa. T ise periyottur. Bu durumda X ve Y uydularının R'leri aynı olduğundan bakın. R küp bölü T kare. X ve Y uydusu için düşünecek olursam R her ikisi için aynı yani sabitti. Haliyle T'lerin de her ikisi için aynı olması gerekiyor. Bu durumda periyotlar eşittir. Doğru oldu. Denge konumla eşit uzaklıktaki iki nokta arasında eşit sürede salınım yapan cismin hareketine basit harmonik hareket denmektedir diyor. Bakın denge konumu şurası olsun buraya denge konumu diyelim. Buralarda genlikler eksi R ve artı R olmak üzere artı R ve eksi R arasında cisim gidip gelmekte. Basit harmonik hareket yapmakta. Yargılarından hangileri doğrudur bu cisimle ilgili diyor. Etkiyen kuvvetin büyüklüğü sürekli değişir ve yönü her zaman denge konumuna doğrudur ki kuvvet denge konumunda sıfırken uçlarda maksimum değere sahip olmalı. Değeri maksimum olmalı. Sebebi şu. F eşittir m omega kare x. x uzanım yani denge konumuna olan uzaklık. O'dan R'ye giderken X artmakta. Açısal hız bazı harmonik harekete sabit, kütle sabit. Bu durumda X arttığı için F artar yani uçlarda maksimum olur. Bu da etkiyen kuvvetin büyüklüğü sürekli değişir doğru oldu. Peki yönü cisim nerede olursa olsun kuvvetin yönü daima denge konumuna doğru olmalıdır. Bu da doğru o zaman bir doğru oldu. 2. Konum zaman, hız zaman ve iğme zaman grafikleri sinüs veya kosinüs grafik şeklinde. Bakın konum denklemi x eşittir. R sinüs omega t iken hız denklemi v eşittir v maksimum kosinüs omega t'dir ki v maksimum yerine omega çarpı r kosinüs omega t yazabilirim. Yine ivme zaman grafiğinde a eşittir A maksimum. Kosinüsün türevini alırsan sinüs olur. Sinüs omega t. Bakın zaten hem A hem ve hem de X yani konum, hız ve iğme denklemleri sinüs, kosinüs veya sinüse bağlı. Bu da evet bu grafiklerin sinüs veya kosinüs grafik şeklinde olduğunu gösterir. iki doğru oldu. Yani hani şöyle bir grafik çiziyorlar ya. Basit harmonik hareket için uzanım için mesela denge konumdan başlayıp şöyle giden grafikler çizerler. Evet bu grafik bir sinüs eğrisidir yani. Kosinüs de olunca buna benzer fakat başlangıcı farklı olacaktır. 3. Denge konumunda hız büyüklüğü sıfırdır. Evet denge konumunda değil de uçlarda sıfır. Çünkü uçlara giden cismin tekrar dönüp denge konumundan geçmesi gerekiyor. R'den tekrar döndüğüne göre şurada hızı sıfır olmalı. Dolayısıyla denge konumunda da hızı maksimum değerde olmadır. Denge konumda hız büyüklüğü sıfırdır demiş. Yalan yanlış bilgi vermiş. 1 ve 2 cevap C'de bulunmaktadır. Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş K1, K2 noktasal kaynaklarının oluşturduğu girişin deseni şekildeki gibidir diyor. Buna göre girişim desenindeki A, B ve C noktaları için ifadelerinden hangileri doğru? Kalın çizgiler dalga tepesini, kesikli çizgiler dalga çukurunu göstermekte. Bir A noktası maksimum genlikle titreşen dalga katarı noktasıdır ki bakın A noktasına kalın çizgiler dalga tepesini gösterdiği için A noktasında K1 kaynağından gelen tepe varken K2'den gelen tepe var. İki tepenin buluştuğu yerde iki tepe buluşuyorsa şöyle karşılıklı geliyorsa genlik karşılaştıklarında maksimum değere çıkar. Yani her bir tepenin genliği R ise burada tepe artı tepe R artı R maksimum genliğe yani 2R genliğe sahip olur. Ve maksimum genlikte titreşen bir katar noktası olur. A noktası bir doğru oldu. 2. B noktası maksimum genlikle titreşen dalga katarıdır. Bakın B de K1'den çukur ve K2'den çukur gelmiş çukur ve çukur noktalar üst üste gelecek olursa bakın şöyle iki çukur karşılaştığını düşünelim. Bu iki çukur nokta karşılaşırsa büyüyen bir çukur görürüm. Yani maksimum genlikte titreşen bir çukur ki çift çukur veya çift çukur çift çukur veya çift tepe katar noktasıdır deriz. B noktası maksimum genlikle titreşen dalga katarı noktasıdır. C noktasına geldi sıra. C noktası ise K1'den dalga, K2'den çukur gelmiş C noktasına. Bu durumda C noktasına bir taraftan tepe, bir taraftan çukur. Tepe nereden gelmiş? Bakın evet tepe K1'den gelmiş. Tepe buradan soldan sağdan ise çukur geliyor. Yani sağ taraf K2, sol taraf K1. E bunlar birbirlerini sönümler. Bir müddet sonra girişince birbirlerini sönümlerler. Titreşimsiz bir nokta olurlar ki titreşimsiz noktalara düğüm noktası deriz. 1, 2, 3'ün beraber bulunduğu seçenek E'de. Hava ortamında yeşil ve mavi ışık kullanılarak ışığın çift yarıkta girişim yani yang deneyi yapılarak ekran üzerinde girişim desenindeki saçaklar ve saçak genişliği şekilde gösterilmektedir. Yarıklar arası uzaklıklar D1-D2, fantlan perde arası uzaklıklar L1-L2, yeşil ışık kullanılarak Yapılan deneyde oluşan saçak genişliği delta x1, mavi ışık kullanılınca yapılan deneyde oluşan saçak genişliği delta x oluyor. Yalnız delta x1 ve delta x2'nin de birbirine eşit olduğu söyleniyor. Diyor ki 1 2 3 yargılarından hangileri kesin doğru? Birincide yeşil ışık kullanılmış. Işık prizmadan çıkarken renklerine ayrılıyor şu şekilde? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde renklerine ayrılır. Dalga boyu en büyük olan lambda kırmızı büyüktür nokta nokta lambda mor şeklinde yazarım. Bu da yeşilin dalga boyunun mavinin dalga boyundan büyük olduğunu gösteriyor. Bu bize lazım olan kısım. Çünkü şekil 1'de yeşil ışık, şekil 2'de ise mavi ışık kullanılmıştı. Saçak genişliklerinin birine eşit olmasını istiyorum bu durumda. Bakın delta x1 eşittir ki delta x'in formülü şu bak delta x eşittir lambda l bölü d çarpı n. Bakın enle ilgili herhangi bir şey demediği için şuradan n'i silip atmalı. Bu durumda delta x 1 ne olur? Lambda yeşil çarpı l bölü d oldu ki d1 diyelim, bunda l1 diyelim. Doğru mu? Delta x 2 için ise lambda mavi şu uzunluk L2 fant ve arası uzunluk L2 bölü yarıklar arası uzaklık D2 oldu. Ama bunlar birbirine eşitmiş ha. Yani lambda y çarpı L1 bölü D1 eşit lambda m çarpı L2 bölü D2. Yalnız lambda y daha büyük. Bu büyük. Bu küçükmüş o zaman. Ya bunun eşit olabilmesi için o halde lambda y'nin yanındaki l1 bölü d1 değeri küçülmeli şu değer. Bu değerin küçülmesi için ya l1 küçülmeli veya d1 büyümeli. Lambda m küçük yanındaki değer büyümeli buna eşit olması için yani ayrı ayrı değerlendiriyorum. L2 ya büyümeli veya D2 azalmış olmalı. Bakın L1 eşitse ya Allah Allah L1'ler eşitse şunları almayın bunları sabit. Bu durumda D1'in D2'den büyük olması gerekiyor. Çünkü lambda y büyüdü. D1 de onun kadar büyük olmalı ki şu oran sabit kalsın. Lambda m küçük, D2 de küçük olmalı. Bak bu doğruymuş ya. Bir doğru. D1 eşittir D2. D1 ile D2 eşit aldım. Lambda y ile L ters orantılı. Bu durumda L1 azalmış olmalı. L2 artmış olmalı. Yani L2 L1'den büyük olmalı. Doğruymuş. L2 L1'den büyükmüş. Evet L2 L1'den büyük. L2 L1'den büyük. Evet doğru. Fakat L2, L1'den niye büyük? Çünkü mavinin dalga boyu yeşilin, yeşil ışın dalga boyundan büyüktü bundan dolayı. D1, D2'den büyüktü. diyor. Olabilir mi? Olabilir ama kesinlikle demiş ya. Kesinlikle demiş. Çünkü iki değişken var. Belki L1 az küçülmüştür. D1 çok çok büyümüştür. Yani bu eşitliği bozar o zaman. L2 az büyümüştür. L2 çok çok küçülmüştür. Tersi de olabilir. L çok büyümüştür. D2 az büyümüştür. Yani üç tane değişken var. 3 tane değişken olunca üçüncü ifade için kesin bir şey söylemek mümkün olmayacaktır. Cevap 1 ve 2 olarak C'de yer almaktadır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.